Kafasına karıştı onu böyle. Akıllı Disturb kelimesini gördük gençler bu cümlede. Peki bu disturb kelimesini Emre bize anlattı. Güzel bir hikaye yaptı. Biz de bunu dedik ki paylaşalım. Paylaşmak da istedik. Gençler de buna olumlu baktılar. Tabii ailelerin de müsaadesini aldıktan sonra biz bu videoyu yayınlarız. Peki Emre bize bu hikayeyi anlatabilir misin? Akıllı selfie kelimelerimiz biz ve törpü kelimemizin Türkçe anlamı da rahatsız etmek. Nasıl bir hikayem var hem de? Öğretmenim şöyle, ellerimizdeki tırnaklar Evet. var ya, elimizdeki parmaklar yerine dizimizde tırnak çıkıyor ve biz onları törpülüyoruz ve dizlerimizdeki tırnaklar konuşuyor. Ya ben yahu beni niye rahatsız ediyorsun diyor. Çok güzel. Yani dizimizi törpülüyoruz. Törpülediğimiz dizimizdeki tırnaklar dile geliyor değil mi? Emre çok güzel bir betimleme yaptı. Bir fable yaptı aslında. Tırnak konuşur mu? Konuşmaz. Dedi Emre abi çok rahatsız oldum. Beni rahatsız etme dedi. Şimdi şurada bir tane daha bizim kelimemiz vardı. Prepare kelimesi vardı. Şuraya yazıyorum alt tarafına. Prepare. Prepare hazırlamak demek. Kelimenin okunuşu. Prepare. Peki bununla alakalı biz bir hikaye yapmıştık. Akıllı selfie Ben kelimelerimizi söyleyeyim mi? bir saniye Öykü hemen pire ve peynirdi. Akıllı selfie kelimelerimiz pire ve peynir. Öykü'den rica edelim. Öykü de bize bu kelimeyi anlatsın. Videomuzu izleyen kardeşleriniz, arkadaşlarınız, büyükleriniz de izliyor gençler bu videoları. Çünkü genelde onların yorumlarını görüyorum. Bir anlatın. Hepimizin aklında kalacak. Saçma sapan bir hikaye olsun. Ne kadar saçma, ne kadar komik, ne kadar enteresan, o kadar güzel bizim için. Mikrofon Öykü'de. Bir gün işte bir tane pire varmış. Bize böyle bir tane sandviç hazırlıyormuş. İşte Evet. arasına peynir falan koyuyormuş. Sonra pire de hazırlayıp vermiş bize sandviçi. Bize şok olmuşuz. Güzeldi. Bakın bu da enteresan bir hikayeydi. Ne yaptık? Pireler kalktılar. Küçücük pireler koskoca bir sandviçi taşıyabilir mi? Taşıyamaz. Öykü'nün hikayesi de böyleydi. Sayfa kendi kendine atladı. Geriye geldik. Şimdi biz bu kelimeyi gördük. Burayı siliyorum. Bu kelimeyi de gördük. Burayı da siliyorum. Şimdi Öykü'den rica ederim. Öykü bize bu cümleyi İngilizcesini telaffuz ettikten sonra Türkçe tercümesini yapar mısın? Tamam. Am I disturbing you? Ben seni rahatsız ediyor muyum? Çok güzel. Peki, soruyu şu şekilde soralım, değiştirelim. Onlar bizi rahatsız ediyor mu? Nasıl bir soru olur? Onlar Onlar beni rahatsız ediyor mu? Onlar. Tamam. Are they disturbing Süpersin. Harika. Peki soruyu da biraz daha değiştiriyorum Öykü. Onlar o erkek kişiyi rahatsız ediyor mu diye bir soru sorsak. Nasıl bir soru olur? me? Are they disturbing he? Çok güzel. Bravo. Bu cümleyi de anladık. Sanırım soru şekli biraz daha kafamıza yatmaya başladı. Ne dedik? Evet. You, we, they olduğunda are kullanıyoruz. He, she, it olduğunda is kullanıyoruz. Buradaki örnekte olduğu gibi she kullanmış. They kullandığında ne yapmış? Are kullanmış. He, I diye başladığında yani ben diye bir soru var. O zaman da ne yapmış? Am I demiş. Bir sonraki cümleye geçiyorum. Bir sonraki cümleyi bana İngilizcesini telaffuz edip okuyup Türkçesine tercüme edecek. Ben Mikrofon tekrardan yapabilirim. Öykü'de. Is your brother attending the English course today? Evet.
Attating nasıl bir şeydi hocam? Gençler, attend bir şeye dikkatini vermek, kulak kabartmak, katılmak anlamına geliyor. Hemen attend kelimesiyle. Attend kelimesini burada hemen yapalım. Attend. Kelimenin normali, kelime kökü olarak budur. Attend. Katılmak anlamına gelir. Katılmak. Ardından dikkatini vermek. Kelimenin iki tane anlamı var. Daha fazla anlamı da var ama biz sadece bunu bu şekilde verelim. Okunuşu attend. Bu. Her zaman sorduğumuz soruyu soruyoruz. Attend dediğimizde attend yazıyor ya burada. İngilizce okunuşundan ya da İngilizce okunuşunun Türkçe yazılışından bize çağrışım yapan kelime ya da kelimeler var mı? Et ve and. Çok güzel. Öykü dedi ki, hocam dedi, ben buraya et dedi. Bildiğimiz et mi? Yemeğe kullandığımız ve and kelimesi. Yani sanki biz bu kelimeleri geçen hafta görmüştük gibi geliyor. Buna benzer bir kelime görmüştük. Neyse. Peki akıllı selfie kelimelerimiz et ve and. Kelimemizin Türkçe anlamları katılmak, dikkatini vermek. Nasıl bir hikaye yaparız? Akıllı selfie hikayesi. Bunu kim yapmak ister? Ben yapabilirim. Mikrofonlar sende. Bir gün et almaya gitmişiz. İşte adam dikkatini vermemiş. Daha sonra biz de ona kızmışız. Tekrar söylemişiz. Sonra dikkatini vermiş. Sonra oradan and yapmışız. Yani end kelimesini, öykü dediği bir şeyi bitirmek değil mi? End nedir? Son. Evet. Son bulmak. Filmlerin sonunda yazar ya, the end yazar. Öykü de bu end kelimesini kullandı. Şimdi biz bu end kelimesi İngilizceden alındığı için ne yapıyorduk? Bir İngiliz bayrağı ya da Amerikan bayrağı. Ama ne yapıyoruz? İngilizce olduğu için İngiliz bayrağı koyuyorduk. Şimdi biz bunu insanların aklına bir 25. kare gibi aman işte İngiliz bayrağı şöyledir böyledir demek istemiyoruz. Neden? İngilizceden alındığını aklımızda tutabilmek için kelimeye bir işaret bırakıyoruz. Şimdi hikayeyi bir de böyle düşünelim öykü. Nasıl bir hikaye olur? Hikaye İngiliz bayrağı diyeceğiz ama hani son kısmı var ya, son diyoruz ya bu kelimeye. Hikayemiz evet. Şimdi nasıl bir hikaye olur? Onu bir de anlatmam mümkün mü? Tamam. Bir gün yani bir dakika. Tamam. End kısmını anlatacağım sadece değil mi? Fark etmez. Hepsini anlat. Belki hikayen değişecek. Mesela ben tamam. Hikaye et almaya gittim. Bir baktın ki etin üzerinde end yazısı var. Hı-hı. İngilizce bir de İngiliz bayrağı koymuş üzerine kasap. Diyor ki et end oldu diyor. Et bitti. Ama İngilizce söylüyor. Et end diyor. Ya diyorsun vay be adam bitti demiyor. Son demiyor. Ya da son bir et var. Onu satacak. Son bir tane parça et kalmış. Düşünsene kocaman tezgahın üzerinde. Gel diyor işte Öykü abla diyor, Emre abi diyor, gelin diyor, katılın diyor, dikkatinizi buraya verin diyor. Bakın son et kaldı. İngilizce söylüyor. At end diyor. Benim hikayem mesela böyleydi. Ama Öykü'nün hikayesi çok farklı olur. Saygı duyuyorum ya. Ne kadar saçma o kadar akılda kalıcı. Yani değişebilir anlamında belki sen farklı bir hikaye kurmak istersin diye böyle bir şey söylemeye gerek duydum. Peki bu söylediğim hikaye akılda kalır mı yoksa senin yapmak istediğin başka bir hikaye var mı? Yani,